Merhaba arkadaşlar. Ezgi'nin Hobi Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu aşağıda videomda gördüğünüz hanım dilendi motifini anlatmaya çalışacağım. Ben bunu lifli ipten yapmıştım. Bu patik ipinden yapacağım. Daha kalın olduğu için daha güzel anlayacağınızı düşünüyorum. Evet, videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenirseniz beğen butonuna tıklayın lütfen. Evet, şimdi size bu kolay motifi anlatacağım. İlk önce zincirimizi sıkılamamız lazım. Ben öyle yapıyorum. İki zincirle beraber başlıyorum. Sıkılıyorum daha çözülmesin diye. Her yaptığım işte böyle yapıyorum arkadaşlar. 6 tane zincir çekiyoruz burada. 2, 3, 4, 5, 6. Ve başa gelip batıyoruz. Burada kaydırma tekniği yapın arkadaşlar. Daha güzel durur. 1, 2, 3 zincir çekin. Bir tane trabzan. Heyecanlandım galiba. Çok sık yapmaya başladım. Şöyle tutalım. Bir trabzan daha. Evet. Pardon. Araya 3 zincir çekiyoruz. Bu 3 zincir çektiğimiz yerler köşe oluyor. Şöyle göstereyim. Yani şurası olmuş olacak. Yeniden 3 tane trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç. Üç tane trabzan daha yapıyoruz. Bu şekilde. Bir, iki, üç. Evet. 1, 2, 3. Evet arkadaşlar, şimdi bu şöyle gösterelim. Takılımı yapayım. Şu zincirin başına batacağız. Yine kaydırma tekniğiyle yapıyorum ben arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyoruz. İki tane çekersek daha sağlam olur. Bunu keseceğiz. İkinci rengimize geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Ortayı oluşturduk arkadaşlar. Şimdi diğer ipimize geçtik. Pardon. Sıkılayalım. Şuradan bittik. Şuradan başlayalım. Bu 3 trabzan çektiğimiz yerde başlıyoruz. Buradan sıkılıyoruz. Bir olmuş oldu. 2 zincir. Yine 3'lü trabzan yapıyoruz buraya. Pardon. Pardon, 3'lü trabzan değil. 3 tane trabzan yapıyoruz. Araya bir zincir çekiyoruz. Buradan karşıya geçiyoruz arkadaşlar. Buraya 3 tane trabzan daha yapıyoruz. Araya 3 zincir çekiyoruz. Pardon, ipim ayrıldı. Bir tane çektik. 2, 3. Yeniden 3 tane trabzan yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan.
Evet, araya bir zincir. Köşelerimizi oluşturmuş olduk. 3 tane zincir çekerek. 3 tane trabzan daha yapıyoruz. Bir zin 3 zincir pardon. Köşelere 3 zincir yapıyoruz arkadaşlar. 3 trabzan daha yapıyorum. 2 de trabzan 3 tane. Evet. Kenara geldik. Yine bir zincir. 3 tane ikili trabzan. Üç tane zincir. Evet, 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane zincir. Son ikili 3 tane trabzanımızı yapacağız. Evet. Bir, iki, üç. Ve birleştiriyoruz arkadaşlar. Zincirimizin başına batarak. Evet. Bundan o kadar güzel şeyler oluyor ki arkadaşlar. Ben hırka, yelek, battaniye, masa örtüsü. Affedersiniz. Battaniye yapıyorlar. Çok güzel. Hele yelekler, hırkalar süper, şahaneler. Evet arkadaşlar. Mordan bir tane daha geçeyim lila renkten. Ha büyütelim. Ama çok güzel oluyor. Evet. Hem siz de kavramış olursunuz. Zincirçilerin birleştirmemizi. Evet, şuradan başlayalım. Köşeden. Köşeye bağlıyoruz. Zincirin üzeri bıraktığımız, kestiğimiz yere değil arkadaşlar. Buradan böyle. Üç tane. Burada iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Çünkü zincir bir trabzan yerine geçiyor arkadaşlar. Evet. Buradan. Araya bir zincir çekiyoruz. Şimdi burada teke düşüyor arkadaşlar. Yani çiftli yapmayacağız. 3 tane trabzan yapacağız sadece, ikili trabzan. Bir zincir çektik. Üçlü trabzan. Pardon, ikili 3 tane trabzan. Şaşırıyorum, kusura bakmayın. Umarım yanlış yönlendirmiş olmam. Ay, 3 tane zincir çekiyoruz köşede. Yeniden 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane zincir ortaya batıyoruz. 3 tane ikili trabzan. Bir tane zincir. 3 tane ikili trabzan. Henüz denemedim ama ben bundan kendime bir hırka veya yelek yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü çok güzel bir motif ve belki de siz görmüştürsünüz. Bir tane zincir. Böyle yapanlar var. Çok güzel duruyor. Çiçeklileri de var bunun. Bir gün onları da anlatırım arkadaşlar. Ortada çiçeği oluyor. Diğerisi böyle oluyor. Bir tane zincir çekelim. 3 tane ikili trabzan. Üç tane zincir, pardon, ipim daldı. İki, üç, yine ikili trabzan, üç tane, bir zincir, yeniden üç tane ikili trabzan. Bir zincir. Köşeye geldik.
Buraya da 3 tane 2'li trabzan yapıyoruz arkadaşlar yeniden. Çünkü köşemiz oluşacak. Bazen unutulabiliyor. Dikkat edin. Bir daha söküp yeniden yapmayın. Evet, şimdi 1, 2, 3. 3 tane zincir çektik ve buranın başına batıyoruz. Şöyle. Bu şekilde arkadaşlar. İpimizi keselim. Evet. Pardon. Evet. Çok da güzel oldum. Motifi böyle değiştirmeyi düşündüm ama sanki biraz eksik gibi geldi bana. O yüzden bir sıra daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. Çünkü ortadaki şeyler sadece bir tane oldu. Yani sanki anlaşılmayacakmış gibi geldi. O yüzden bir sıra daha yapacağım. Yeniden anlatıyorum şimdi. Bu köşeden başlıyoruz arkadaşlar. Buraya sıkılıyoruz ipimizi. 2, 2 zincir. 2 tane ikili trabzan yapıyoruz ilk başladığımız yere. Çünkü zincirimiz üçüncü bir trabzan olmuş oluyor arkadaşlar. Pardon. Şuradan. Evet. Buraya bir zincir çekiyoruz. Şuraya geçiyoruz. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi burada bir taneydi arada olan. Şimdi 2 tane olmuş olacak. Bu sıraları arttırdıkça artıyor. Belki bunu yaptığım zaman daha anlaşılır olmuş olacak diye düşünüyorum. Şimdi bu araya yeniden bir zincir çekiyoruz. Hep kenarlara evet bir zincir çekiyoruz. Köşelerde 3 zincir yapıyoruz arkadaşlar. Evet, üçlü trabzan. Ay, 3 tane ikili trabzan, özür dilerim. Çok şaşırıyorum, kusura bakmayın lütfen. Heyecanlandım, uzun süredir video çekmiyorum. 1, 2, 3. Evet. Köşeye 3 tane zincir çektik arkadaşlar. Dönüyoruz. Aynı yere batıyoruz. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz yeniden. Evet. Bir tane zincir. Hemen yana batıyoruz. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir. 3. Ay pardon. Zincirimizi çektik. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz yandan. Şimdi köşe geçerken de biz bir zincir yapıyoruz. Köşede 3 tane zincir çekeceğiz. Köşeyi oluşturmamız için. Şöyle 2 tane daha. İkili trabzanımızı bitirdik. 1, 2, 3. Ay pardon, pardon. Güzel. Bir tane yaptım. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü yaptım. Evet. Bir zincir. Hemen şu buraya geldik. Buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bir zincir. Buraya batıyoruz. Evet, bir zincir daha. Şimdi köşemize geldik. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet. 1, 2, 3. 3 tane zincir oldu. Köşemizi oluşturduk. 3 tane ikili trabzan daha yapıyoruz. Evet. Şimdi kenar kısmına döndük. Bir zincir. Buraya batıyoruz. 1, 2, 3 tane ikili trabzan, bir zincir çektik. 1, 2, 3, 3 tane ikili trabzan yaptık, bir zincir çektik ve köşemize geldik. Evet, köşeye geldik. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 2, 3, 1, 2, 3 tane de zincir çekiyoruz. Buradan zincirimizin başına batıyoruz.
kaydırma tekniği ile iyileştiriyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, bu bitti. Umarım anlamışsınızdır. Bu şekilde olunca daha iyi anladığınızı düşünüyorum. Çünkü burada bir tane de burada iki tane. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Buraya 3 zincir, aralara 1 zincir. Bunlar motifler zaten hep şey, ikili trabzan 3 tane yapıyoruz. Evet arkadaşlar, videom böyleydi. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Lütfen olun. Desteklerinizi bekliyorum.